İbrahim Bey yanımıza. Hoş geldiniz İbrahim Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hamdolsun. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Bugün hangi bitkileri getirdiniz bize? Burada bir alıç görüyorum. Başka neler var? Alıç var. Ginkgo var. Ginkgo biloba. Meyvesi de orada. Evet. Hemen onu da görüyoruz. Kiraz büyüklüğünde. Burada da var zaten. Çoban çökerten, sarı kantaron, biberiye, çoban çantası, şahdere. Bunlardan bahsediyor. At kestanesi de gelmiş. Evet, enginar. Engin, hepsinden bahsedeceğiz bugün de. Ginseng, yani panax diğer adıyla. Şimdi İbrahim Bey şunu sormak istiyorum ilk olarak. Kalp damar tıkanıklığı neden olur ve hangi bitkiler bu rahatsızlığa şifa kaynağı olur? Damarlar neden yağlanır? Daralır, sertleşir. Damarlardaki yağlanma, daralma, sertleşmenin sebebi alkol. %90. Alkol, ya vatandaş diyor ki ben alkol kullanmıyorum. Ama neden bende kalp damar rahatsızlığı var, kolesterol, lipid, trigliserit var diyor. Onun da bağırsaklarında mantar var. Mantarlar çok daha ağır ve toksik, sihirli alkoller üretir. Metil alkol, etil alkol, bütül alkol, heksil alkol gibi. Veyahut da zehirli gazlar, etan, metan, bütan gibi. Yani bağırsaklarındaki mantar varsa kişinin, ki normal olarak her insanın bağırsağında mantar var. Az veya çok. Fakat kişi antibiyotik, antihistaminik, ağrı kesici, antidepresan, kimyasal ilaç kullanıyorsa fark etmez. İsterse bir yaşında kullanmış olsun. Doğduğu anda. 30 yıl, 40 yıl önce kullanmış olsun. Kullanmış olduğu ilaçlar bağırsaktaki faydalı bakteriyi yok ediyor, zararlı bakteri ve mantarları azdırıyor. Farkına varmıyor. Yavaş yavaş orada bir sinsice mantar çoğalıyor. Herhangi bir grip, üşütme, nezlede tekrar ilaç kullanırsa veya da diyelim ki mide için midedeki gastrit, ülsere sebep olan bakteriye karşı çok ağır antibiyotikler kullanılıyor. Bu antibiyotik midedeki bakteriyi yok edebiliyor fakat bağırsaklarda mantarı tetikliyor. Çok daha tehlikeli. Mantarlar çoğalırsa ne yapar? Üretmiş olduğu toksik madde bir bağırsakları yakıyor, kavuruyor. Bağırsaklar yeterli ve kaliteli enzim salgılayamıyor. Mesela diaminooksidaz isimli enzim oranı azalırsa kişide polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem, kuru deşen, sedef, seborok eksem gibi hastalıklar ortaya çıkar. İki, mantarlar üretmiş olduğu toksik maddeler karaciğere gelir, karaciğer zehirler. Karaciğer bağırsına gelen toksik maddeyi arıtmak için B6 vitamini, B12 vitamini, folik asit harcar. Sürekli vitamin harcamaktan dolayı kişide vitamin eksikliği ortaya çıkar, bağışıklık sistemi çöker. Bu da zamanla mesela bu vitamin oranı sürekli azalıyor. Karaciğer bağırsaktan gelen toksik maddeyi arıtmak için B6, B12 vitamini harcıyor. Vitamin oranı azalırsa ne olur? Proteinler normal olarak amino asite dönüşür. Amino asitler de hücre yapımında kullanılır. Yani bu şuna benzer. Elinizde kum var. Kumdan ne yapıyorsunuz? Tuğla taşı yapıyorsunuz. Bunu da ne yapıyorsunuz? Bina yapımında kullanıyorsunuz. Proteini taş, yani amino asite dönüşülür. Taşı da bina yapımında kullanıyorsunuz. Aynı şekilde protein parçaları amino asite dönüşür. Amino asite hücre yapımında kullanılır. Hücre yapımı sırasında artık bir madde ortaya çıkar. Homosistin. Homosistini toksik bir madde. Fazla olursa kanda birçok hastalığı tetikler, tehlikeli. Beyin kanaması, kalp krizi, aniden ölümlere sebep olabilir. Bayağı tehlikeli yani. Çok çok tehlikeli. Rahatsızlık. Bu toksik maddeyi, homosistini, B6 vitamini, B12 vitamini ve folik asit tekrar faydalı amino asit, yani metiyonine dönüştürür. Fakat vitamin oranı azalmışsa, dönüşüm olmazsa ne olacak? Sürekli yükselirse homosistin. Bağışıklık bu, LDL kolesterolü oksitler. Oksitlenen LDL kolesterolü bağışıklık sistemi mikrop gibi algılıyor. Ona saldırıyor. Makrofaj denen bir alt element var. Bağışıklık sisteminin alt elementi bu ahtapot gibi. Binlerce gözü varmış gibi kolları var. Mikropları toplar, yakalayabildiğini yer, yakalayamadığını T şeklinde yekçe antikorlar fırlatarak yok eder. Bu sürekli oksitlenen LDL kolesterolü mikrop gibi algılıyor, yiyor, şişiyor, balon gibi. Sonra patlıyor, ölüyor. Sümüksü, süngerimsi, yapışken bir madde ortaya çıkar. Buna curuf denir. Bu damarların iç yüzeyinde plaklar oluşturur. Yamalı bohça gibi olur damarlar. Hı hı.
İşte karaciğer yağlanmasının sebebi bağırsaktan gelen toksik madde. Karaciğer yağlanırsa, görevini göremezse, vitamin oranı azalırsa, homosistin yükselir. Homosistin yükselirse bağışıklık sistemi mikrop gibi algılar, ciğer ve ortaya yama gibi damarların içerisinde plaklar oluşur. Plakları nasıl çözeceksiniz? Evet, nasıl çözeceğiz? Hangi bitkilerden faydalanacağız? Evet, kimyasal ilaç kullanırsanız kan sulandırıcı, insanlar ömür boyu kan sulandırıcı kullanıyor. Kanı inceltici. Ne oluyor? Karaciğere zarar veriyor, pankreasa zarar veriyor, böbreklere zarar veriyor. Sürekli kullanılan kimyasal ilaçlar böbrekleri çürütüyor. Sürekli kullanılan bu kanı incelticiler böbrekleri gidiyor. Bu sefer böbrek nakli gerekiyor. Allah korusun. Yani kimyasal ilaç kullanma, öyle tansiyon hapı, kolesterol hapı, diyabet hapı, kan sulandırıcılar sürekli kullanıyor vatandaş, ne oluyor? Böbrekler gidiyor, karaciğer, pankreas vesaire vesaire. Bir sürü hastalık ortaya çıkıyor. Peki ne önerirsiniz? Mantarı yok ettiğinizde olay bitiyor zaten. Önemli olan burada mantarı yok etmek. Mantarı nasıl yok edeceksiniz? Mantara karşı çok önemli bir formül geliştirdik. Bu formül nedir? Aloe vera. Aloe vera ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nin Louis Pasteur Enstitüsü'nün yapmış olduğu klinik araştırmada bağırsaktaki mantarlara karşı dünyada en etkili bitkinin aloe vera olduğu belgelenmiştir. Belge var, bilgi var. Ayrıca Alman Sağlık Bakanı 84 ülkenin Sağlık Bakanlığı'na ortak çalışma yaparak 2,5 milyon insan Avrupa, Amerika, Afrika'da kullanan, aloe vera kullanan, Türkiye hariç birçok ülkede hemen hemen her evde aloe vera olur. Herhangi bir rahatsızlıkta kullanılmak için. Yani tek başına bir eczane gibidir aloe vera. Tek başına. Türkiye'de pek yaygın değil. Neden anlamadım. Hatta şey de yapılıyor. Yanıklara mesela eğer evinizde aloe vera varsa hemen kırıp parmağınıza evet. Sürebiliyorsunuz ve o acısını alıyor. Hafif kesiklere mesela kullandım. Ki şeyde de görüyoruz onun hani gençleştirici özelliği de var zannedersen. Hücre yenileyici, gençleştirici, tazeleyici, bakım yapan kremlerde, el kreminde, yüz kremlerinde de görüyoruz bunu. İçinde hep aloe vera özlü diyor. Şunu da hemen sormak istiyorum. Biraz önce bahsettiniz, dediniz ki alerjiler, hani mantarlar sebep oluyor alerjilere. Biz genelde hani sezonluk deriz, hani yaz oldu, işte bahar oldu, alerjimiz nüksetti, alerjilerimiz ortaya çıktı ama bağırsaktaki mantarlar sebep veriyor. Onu da Polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem, kuru deşen, çeşit çeşit alerji türleri var. Farklı farklı. Polen alerjisi, çiçekler, bitkiler çiçek açmaya başladığı zaman milyonlarca polen yayılır. Döllenme tohumu. Bunu da mukozayı tahriş eder, tahrip eder. Alerji tetikler. Şimdi eğer ki kişinin işte bu homositin nedeniyle damarlarında yağlanma, daralma, sertleşme olmuşsa ne olacak? Kan sulandırıcı, efendim yok tansiyon, yok kolesterol hapları. Almanya'da bir dostum gittim ziyarete. Oturamıyor adamcağız. Niye oturamıyorsun dedim. Kolesterol hapı kullandım dedi. Kolesterol eriyeceğine dedi, kaslarım erimiş dedi. Kalıyor. Adamcağızın leğen kemiğinin etrafı, kalçasının etrafındaki kaslar erimiş. Yani kolesterol ilacıyla kaslar erimiş. Koltuğa bile oturamıyor. Yumuşak yerlere minder getirmiş. Ekstra böyle bir evden. Şey olabiliyor mu peki? Tabii kasları eritiyor. Kolesterol eriteceğine, kolesterol hapı. Sandalyeye oturamıyor. Koltuğa oturamıyor. Ekstra evden yumuşak şeyler getirmiş. İçi tüylü. Onların üstüne oturabiliyor. Her tarafı batıyor. Kasları, bütün kaslar erimiş. Kalçası. Yani leğen kemiği. Kemik de artık dışına çıkıyor. Bütün sağlığı bozulmuş zaten. Tabii. Hem psikolojik hem yatıyor, sağlığı. Sola yatıyor. Oturamıyor bir türlü. İkide bir sağa yatıyor, sola yatıyor. Oturma şeklini değiştiriyor. Bu nedenle insan rastgele ilaç kullanmamalı. Kimyasal ilaçlar çok tehlikeli. Zaten biliyorsunuz kolesterolluklarında ölüm vakaları çok çok yaygın. Peki bu kişiye bir şey önerdiniz mi? Genelde hani biz hallederiz, çözeriz, hiç merak etmeyin diyorsunuz. Yaklaşımınız hep öyle. Evet. Bir şey önerdiniz mi? Sağlığına kavuştu mu? Tabii. Şimdi bu enginar, enginarın yaprağı, bu yemek yapımında kullanılan çiçek tabanı değil. Çiçek tabanının birleşimindeki etken madde çok çok az, yok denecek kadar, sıfıra yakın. Esas etken madde
bitkinin yaprağında, gövde yaprağında. Ki o yaprağı da hemen hep atılır zaten değil mi? Atılır, millet tanımıyor, vatandaş tanımıyor. Bilinmediği için evet. Zaten atılıyor. Bununla ilgili, enginlerle ilgili klinik araştırmalar yapılmış. Profesör Doktor Fintilman Almanya'da, Hamburg'da, Riesen Hastanesi'nde 593 tansiyon, kolesterol, lipid, trigliserit gibi değerleri, kan değerleri yüksek olan ve karaciğer yağlanması olan insanlar üzerinde denemiş. Etkisi ispat edilmiş. Yüzlerce klinik araştırması var. Her türlü tansiyon, lipid, trigliserit rahatsızlığına karşı enginar dünyada en etkili bitki. Zeytin yaprağı da aynı şekilde kolesterol, lipid, trigliserite karşı etkili. Biz bununla ilgili bu dostumdan dolayı yıllar önce, takriben 20-25 yıl önce de onu ben o şekilde görünce araştırdım, dedim şunu şunu kullan dedim. Ona bir çay hazırladım Antalya'da. 6 hafta sonra rahatladı. Kimyasal ilacı bıraktı. Şimdi ben ondan hareketle yıllar önce böyle bir çok özel bir formül geliştirdim ve çok çok daha etkili. Nedir? Enginar ekstraktı. Deve dikeni ekstraktı. Şahdere ekstraktı, kara hindiba ekstraktı, mahonya, 19 çeşit bitki ekstraktı. Yine 19 çeşit evet. Bitki var içinde. Şimdi neden diyeceksiniz, hem burada mesela enginar ekstraktı, deve dikeni ekstraktı, şahdere ekstraktı. Bunun üçü de karaciğerle ilgili. Üç farklı formül. Neden üç farklı? Enginar, karaciğer yağlanması, kolesterol, lipid, trigliserite karşı. Deve dikeni, karaciğer zehirlenmesi, hepatit B, hepatit C'ye karşı. Şahdere ise safra taşı, safra çamuru ve safrada oluşan polipe karşı. Üç ayrı, üç farklı formül. Şahdere, deve dikeni, enginar. Etki alanları farklı. Üçü de karaciğer için. Çok mükemmel. Mesela vatandaşın diyelim ki safra kesesinde taş veya çamur var. Ameliyat edilmesi, alınması gerekir hemen acil. Yok, ameliyata gerek yok. Kullansın, yavaş yavaş hiçbir şey kalmaz. Safra akışını şahdere artırır, temizler, arıtır. Bu da şahdere de çok çok acı. Çayı içilmesi zor. Bu nedenle bunun kapsülü, yani geliştirdiğimiz bu formül çok çok etkili ve mükemmel. Biz biraz önce enginardan bahsettik. Hatta siz söylediniz hani enginarın yapraklarından ve çok acıdır dediniz. Hani biz şimdi sevgili izleyenlerimize söyleyelim. Yani onu o şekilde kullanmasınlar. Bunun ekstraktı önemli çünkü. Tabii. Ekstraktının kullanılması gerekiyor. Kaldığımız yerden devam edelim diyorum. Şunu sormak istiyorum. Karaciğer zehirlenmesi diye bir şey var. Nedir karaciğer zehirlenmesi ve hangi bitkiler şifa kaynağı olur? Soralım size. Evet, karaciğer zehirlenmesinin sebebi bazen insanlar ne yapıyor? Mantar topluyor ilkbahar, sonbahar ormanlarda, çevrede. Bilinçsizce diyebiliriz evet. Aslında değil mi? Onu yiyorlar, bilmeden. O, bunun birleşiminde bazı mantar türlerinde alfa amaratin denen çok çok toksik bir madde var. 10 miligram karaciğeri iflas ettirebilir. Çok çok tehlikeli. Bu tür yani mantar yiyenlerin hemen hastaneye veya sağlık ocağına yetişmesi gerekir. Bu deve dikeninin ekstraktından elde edilen özel ilaçlar var. Hemen infüzyon yapılması gerekir. Ve böylece karaciğer zehirlenmesi önlenir. Fakat sadece mantardan değil, aynı zamanda bazı tetraklor kimyasal ilaçlar var. Ağır. Bu kimyasal ilaçlar da aynı şekilde karaciğer zehirlenmesine sebep olabilir. Fark etmez. Herhangi bir sebeple olursa olsun. Peki karaciğer zehirlenmesinden söz ediyoruz. Hangi bitkiler faydalı olur? Deve dikeni. Deve dikeni ile ilgili biz çok güzel bir çalışma yaptık. Deve dikeni ekstraktı, şahdere ekstraktı, enginar ekstraktı. Yine 19 bitki evet. Ekstraktından bahsediyoruz. Kara hindiba, mahonya, nane, sarı kantaron ekstraktı. Nane de var içinde. Evet. Çok özel bir formül. Bu evet. Karaciğer zehirlenmesine karşı mükemmel. Mesela karaciğer zafiyeti olan kişiler, karaciğer yağlanması, karaciğer zehirlenmesi,
alkol kullananlarda maalesef hepatit B, hepatit C çok kolay yakalanıyor. Mesela bir beyefendi, hepatit B çok çok yaygın. Milyonlarca insan hepatitten muzdarip. İsmet Bey mesela hepatit B'ye yakalanmış. Değerleri pozitif. Çok kötü durumda. Problem değil. Panik olmayın dedik. Biz ona iksir, aloe vera jel, deve dikeni forte, sinir lot forte ve karaciğer çayı, enfeksiyon çayı kullandı. Kaç gün sonra 4 ay içerisinde hepatit B problemi ortadan kaldı. 4 ayda. 4 ay. Hatta elimizde hepatit C problemi olan vatandaş var. Hepatit C tesadüfen öğrenmiş. Hastaneye gittiğinde hepatit C olduğunu inanamamış. Önce Trabzon, sonra Akşaba, sonra İzmir derken demişler ki hepatit C. Ne olacak? Şu kimyasal ilaç kullanacaksınız. Oo, yan tesirine bakmış, tanıdığı doktorlara danışmış vesaire, panik olmuş. Sonra da bizi bulmuş. Siz yine problem değil. Dedim, problem değil. Nasıl problem değil hepatit C? Problem değil. Siroze dönüşü tedavi edilmesi. Hepatit C, hepatit türleri içerisinde en tehlikeli olan. Tedavi edilmezse siroza sebep olabilir. Yani karaciğer iflas edebilir. İyi peki, hadi bakalım. Biz ona iksir, aloe vera jel, özel çaylar kullandı. 4 ay sonra. Yine 4 ay gibi süre evet, sonunda. Burada bilgi var zaten. Gördüm. Ne diyor? Önce anti HCV'si yüksek değerleri, HCV yani hepatit C olduğu belgelenmiş. Farklı hastanelerin kliniklerinde anti HCV pozitif. Bizim ürünleri kullandıktan sonra 4 ay sonra doktoruna muayene gidiyor, hastaneye gidiyor. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey kalmamış. Sıfır. Negatif. Yani hepatit B, hepatit C. Siroza dönüşmedikçe problem değil. Hatta siroz yeni başlamışsa bile tedavi edilebilir. Ama siroz başlayarak çok olmuşsa ona bir şey yapılamaz yani. O biraz zor. Bu nedenle kişi hemen önlemini almak lazım aslında ilerlemeden rahat. Bazıları ihmal davranıyor. Diyor ki ya pasif. Pasif, bugün pasif. Yarın bağışıklık sistemi zayıflarsa aktif olabilir. Ki zaten buradan her zaman söylüyoruz. En önemlisi sağlıklı ve dengeli beslenme ve bağışıklık sistemini güçlendirmek gerekiyor ki diğer hastalıklara da yakalanmayalım. Hani tetikçisi olmasın diğer rahatsızlıklarına. En önemlisi o. Bağışıklık sistemimizi güçlendireceğiz ve sağlıklı besleneceğiz. Ben şimdi size safra taşını sormak istiyorum. Safra taşı neden oluyor? Hangi bitkiler iyi gelir safra taşı için? Şu gördüğünüz bitki şahdere. Şahdere hemen şurada. Evet. Çok acı. Acı tadı. Evet, çok acı. Yine ekstraktından bahsediyoruz ama. Evet. Bunun sadece şahderenin değil. Bununla ilgili 9 çeşit bitkinin karışımından oluşan çok özel bir çay harmanımız var. Artı evet, şahdere forte diye çok özel bir formül var. Şahdere dünyada safra taşı, safra çamuru ve safra akışını artırıcı en etkili bitki. Safra ile ilgili bir numara. Bununla ilgili birçok klinik araştırması var. Belgelenmiş safra artırıcı. Safra kana, bazıları diyor ki işte bir santim safra taşı var. Nasıl atacak? Kanaldan nasıl çıkacak? Hiç problem değil. Eritiyor zaten onu. Şahdere safra için çok çok ideal. Hatta safra kesesinin içerisinde oluşan polipleri dahi eritir. Evet, onu da soracaktım zaten. Bir de safra polibi diye bir şey var. Evet. Onu da soralım size. Şimdi ameliyat olmak çözüm değil. Çünkü safra kesesinden dolayı ameliyat olursa sindirim anormallikleri başlar. Kişide aşırı zayıflama halleri başlar. Halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinlik. Safranın burada toplanması ve yemek yedikten sonra harekete geçiyor. Yani safra rastgele orada karaciğer sürekli safra akıtmaması gerekir. Yani çok önemli bir görevi var safra kesesinin.
pankreasın salgılamış olduğu lipaz, amilaz, tripsin gibi enzimler kargodan gelen kutu paket gibidir. Açılmamış. Açık olarak gelmez. Kargodan gelen paket gibi gelir. 12 parmak bağırsağında karaciğerden gelen safra ile karıştığında paketler açılır. Benzetmeleriniz o kadar güzel ki yani zihnimizde böyle yer ediyor. Çok güzel benzetmeleriniz var İbrahim Bey. Eğer safra şimdi pankreasın salgılamış olduğu enzimler açık olarak gelse tripsin, lipaz, amilaz, amilaz karbonhidratları parçalayıcı, karbonhidratları glikozlara dönüştürür. Lipaz yağları yağ asidine, tripsin proteinleri amino asitlere dönüştürür. Şimdi bunlar açık olarak gelse pankreası eritir. Allah'ın mükemmel bir şey yani laboratuvar gibi bir şey. Çok mükemmel. Buradan paket şeklinde gelen enzimler karaciğerin salgılanmış olduğu safrayla karşılaştığında 12 parmak bağırsağında çözülür, harekete geçer ve aktif hale gelir. Ve yağları yağ asidine, proteinleri amino asitlere, karbonhidratları glikozlara dönüştürmeye başlar. Peki safra kesesini aldığınız ameliyatla ne olacak? Oradan sürekli bir akıntı oluyor. Safra kesesi önemli değil diyorlar. Önemlisi bir organ olur mu? Önemsiz. Her organın bir görevi var zaten. Hiçbir organ önemsiz değildir. Her organ önemlidir. Safra kesesinin taş var hemen alalım ameliyat edelim. Yok öyle bir şey. Çok kolay. Mesela İngiliz tuzu magnezyum sülfat heptadien. 7 çeşit İngiliz tuzu var. Magnezyum sülfat heptadien tıbbi maksatta kullanılır. Yan etkisi yok. Kişi mesela bir yemek kaşığı İngiliz tuzunu normal bildiğimiz tuza benzer rengi tadı farklı. Metalik bir tadı var. Bir bardak suda çözüp içiyorsunuz. 15 dakika sonra yarım su bardağı zeytinyağı, yarım su bardağı limon suyu karıştırıp içiyorsunuz. Zeytinyağıyla limon suyu kanallar açar, safra kanalını açar. Etkileşimi farklı oluyor yani. Evet. Ve safra kesesinde ne kadar taş olursa olsun, çamur olursa olsun temizler. Fakat bazılarında kronikse bir defa da değil, 10 defa da çözülür. Bazılarında bir defa, bazılarında iki defa. Normal olarak kişi bunu magnezyum sulfat hepte diyen, yani İngiliz tuzunu zeytinyağı ve limon suyuyla kullandığı zaman birinci defada %50 taş veya çamurdan kurtulabilir. Birinci defada. 15 defa kullandığında arka arkaya her gün akşamları yemekten önce safra çamuru ve safra taşından kurtulma şansı %99. Kurtulabilecek. Evet. Avrupa, Amerika, Asya, Antarktika, dünyanın hemen her ülkesinde bu kullanılıyor. Bazıları diyor ki yok olmaz. Neden olmuyor? Kanalı tıkar. Niye tıkarsın? Eritiyor zaten. Yani kanala geldiyse zaten eritir. Limon suyuyla zeytinyağının da özelliği kanalı açmak. Krampı önlemek. Bugüne kadar hiç tıkanma olmamış. Yani yüzlerce yıl kullanılan bir şey. Yeni bir şey değil. Yeni bir buluş değil. Klasik bir şey artık. Yani İngiliz tuzuyla safra taşı ve safra çamurundan kurtulur. Fakat şöyle bir durum var. Safra taşı, safra çamuru tekrar oluşabilir. Eğer ki kişi bağırsaklarını, karaciğerini tedavi etmese. Çünkü safra taşı, safra çamuru neden oluşur? Kolesterol dengeleyemez karaciğer. Bağırsaklardan gelen toksik maddeyi arıtamıyor. Fazladan ortaya çıkan kolesterol taşa çeviriyor veya çamura çeviriyor. Yani vatandaşın bağırsağında aslında bağırsağında ve karaciğerinde problem var. Bağırsakları ve karaciğeri tedavi etmedikçe 3 ay, 5 ay veya 6 ay sonra yine taş ve çamur oluşur. Tekrar taş ve çamur oluşmaması için iksir aloe vera jel, bu gördüğünüz ürünler aloe vera jel, iksir, artı şahtere forte. Şahtere safra çamuru, safra taşı, safra polipine karşı dünyada en etkili bitkidir. Bununla ilgili yüzlerce klinik araştırması var, belge var. Şahtere de oldukça faydalı diyoruz. Tabii.